Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah ahirette insanlar cehennemdeyken onlarla bir konuşması var. Ayetlerim size okunuyorken yalan sayanlar sizler değil miydiniz diyor Allah. Allah'ın ayetleri okunuyordu. Siz de yalan sayıyordunuz diyor. Ona diyorlar ki, dediler ki Rabbimiz, mutsuzluğumuz bize karşı üstün geldi. Biz sapan bir topluluk imişiz. Yani bir türlü insanlar mutluluğu bulamıyorlar. Yani sürekli Allah inancıyla, Allah sevinciyle, iman sevinciyle mutlu olmaları gerekirken mutsuz ve karamsar bir halde olup beyinlerini uyuşturuyorlar. Beynin fonksiyonları kayboluyor. Yani imana yatkın bir beynin sevinç içinde olması lazım. Üzüntü içinde olan bir beyin imana karşı daha kapalı oluyor. Daha anlayışı durur beynin. Yani bir kere imanla çelişir zaten neşesizlik. Yani sevinç yoksa, heyecan yoksa imanda bir hastalık vardır, rahatsızlık vardır. Mutsuzluğumuz bize karşı üstün geldi. Biz sapan bir topluluk imişiz. Rabbimiz bizi ateşin içinden çıkar. Eğer yine inkara dönersek artık gerçekten zalim kimseler oluruz. Yani sen bizi Cenab-ı Allah'a diyorlar, bir kere daha dene. Allah der ki onun içine sinin ve benimle konuşmayın. Yani cehennemin içine daha çok girin ve benimle konuşmayın. Çünkü diyor Allah, gerçekten benim kullarımdan bir grup. Benim kullarımdan bir grup. Rabbimiz iman ettik, sen artık bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısın derlerdi de onları alay konusu edinmiştiniz. Bakın kardeşimiz soruyor mesela 110 eğer şey yapsın, mesela 2010'a bakıyor oyununa. Bak, çünkü gerçekten benim kullarımdan bir grup. Benim kullarım demiyor bak Cenab-ı Allah. Onlardan bir grup. Belki Mehdi cemaat. Değil mi? İnşallah. Mehdi cemaati.